Pirincimizi de haşlayabiliriz. Ocağımızı açalım. Daha önceden yıkamış olduğum basmati pirincini tenceremin içerisine koyuyorum. Bunun içerisine suyumu da ekliyorum şimdi. Birkaç parmak pirincin üzerine çıkacak şekilde suyu ekleyebilirsiniz. Tuzumuzu da ekleyelim. Güzelce karıştırıyorum. Şimdi kapağımızı da kapatalım. Bu şekilde pişirmeye başlayalım. Pirincimiz pişerken diğer tarafta da şimdi fasulye, mantar ve soğanlarımızı hazırlayalım. Bunun için de kuru soğanımızla başlıyoruz. Kabuklarını alalım önce. Soğanlarımızı yarım piyazlık olarak doğruyoruz. Şimdi wok tavamızın altını da açalım. Onu da yavaş yavaş ısıtıyoruz. Soğanlarımız hazır. İki diş de sarımsak alıyorum. Bunları da ince bir şekilde doğradıktan sonra sıra geldi mantara. Mantarımızı da bu şekilde ince ince doğrayalım. Mantarımızı da bu şekilde doğradık. Evet. Wok tavamızın içerisine şimdi biraz yağ ekliyorum. Zeytinyağı. Biraz da tereyağı ekliyorum şimdi. Yavaş yavaş kavurma işlemine geçeceğiz. Bu esnada da şimdi basmati pirincimizi de ara ara karıştırıyoruz. Sarımsaklarımızı wok tavanın içerisine ekliyoruz şimdi. Sıra geldi kuru soğanlara. Kuru soğanlarımızı da ekleyelim. Ve mantarlar. Evet, daha önceden ayıtlanmış olan fasulyelerimi de ekliyorum içerisine. Hepsini birlikte güzelce kavuruyorum. Bu esnada da pirinçlerimizi ara ara karıştırıyoruz. Şimdi biraz daha su ekledim pirinçlerin içerisine daha rahat haşlanması için. Çünkü pirinç haşlandıkça suyu çekiyor ve büyüdüğünden dolayı suyun içerisindeki hacmi kayboluyor. Fasulyeler ve mantarlar da hazır halde şu anda. Yumurtalarımızı da süzdürebiliriz. Soğuk suyun altına tutuyoruz. Evet, yumurtalarımızı da güzelce soyduk. Şöyle kenara alalım. Şimdi pirincimiz de haşlandı. Onu da süzebilirim. Bu arada fasulyeli ve mantarlı karışımımıza da biraz krema ekliyorum. Tenceremizi de alalım. Kremayı da ekledikten sonra mantarlı ve fasulyeli karışımımız kullanımı hazır. Şimdi bunun içerisine pirincimizi ekliyoruz. Biraz tuz. Şimdi iki tane yumurtamızı bu şekilde parçalara ayırıyorum. Biraz da maydanoz dereotu doğrayacağım şimdi içerisine. Maydanozu, dereotu ve yumurtaları da ekledikten sonra pilavımızı güzelce karıştırdık. Şimdi servis yapmak için tabağımızı da alalım. Şimdi bir tane yumurtamızı ayırmıştık. Yumurtamızı ince bir şekilde doğruyoruz. Şimdi bunu da üzerine bu şekilde bırakıyorum. Ve yemeğimiz servise hazır.